deryası. Kürdistan'ın tamamına baktığımızda kendilerinin seçimle kazanmış oldukları belediyelerde adeta bu hizmetsizlik var, bu ayrımcılık var. Ve bugün Kürt gençleri geçimlerini sağlamak için İstanbul'a, batıya ya da yurt dışına gitmek zorunda. Onlar diyorlar ki ayrımcılık yok. Ama bir tane bile fabrika kurmadılar. Bir tane bile istihdam alanı yaratmadılar. Ve bunlar ayrımcı değilmiş. Hadi oradan, hadi oradan ayrımcılar, hadi oradan toplum düşmanları. Değerli halkımız, bunlar toplumu cebren ve hileyle yönetmeye kalkışanlardır. Bunlara asla ve asla geçit vermeyeceğiz. Bunlar toplumun huzurunu kaçıranlar, toplumun huzurunu bozanlardır. Beden parti olarak buna asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. DEM Parti Türktür. DEM Parti Türktür. Araptır, Lazdır, Çerkezdir, Ermenidir, Ezididir, Süryanidir, Sünnidir, Alevidir. Ez cümle. Bu toplumda, bu coğrafyada yaşayan 72 milletten ve inançtan insana aynı nazardan bakan bir siyasi partiyiz biz. Ve demin ağacı, kökleri binlerce yıllık mücadele tarihine dayanan, Anadolu ve Mezopotamya topraklarından beslenen ağacımızın dallarını budamaya çalışıyorlar. Gözaltılarla, tutuklamalarla bunu başaracaklarını zannediyorlar. Ve bizler tarihimizden aldığımız bilinçle, köklerimiz o kadar derin ki, DEM Parti ağacının kökleri o kadar derinlerde ki onlar demin kökünü söküp alamazlar, alamazlar. DEM halktır, halk buradadır. Hatırlayanlar, Ankara'da tek kelime Kürtçe'ye tahammül etmeyip Kürdistan'da seçim müziklerini Kürtçe olarak kullananlar, başta AKP iktidar partisi olmak üzere ve onun bölgedeki Hizb-ı Kontra ortakları Kürt halkının oylarına talip oluyorlar. Ve Kürt halkı tabii ki şunun bilincinde ve farkındadır. Kürt sorunu seçimden seçime hatırlanacak bir sorun değildir. 40 yıldır bu halk bedel ödüyor. Bugün bu alanda, bu meydanda bulunan siz değerli halkımızın neredeyse ailesinden en az bir şehit, en az bir tutuklu, en az bir gözaltı, en az bir yargısız infaz var. Herkesin, her evin, her hanenin acısı büyük. 40 yıldır devam eden bu savaş ve çatışma sürecini seçimden seçime hatırlayanlara bizler buradan bir kez daha gidiyoruz ki evet, Kürt sorunu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmelidir. Kürt sorunu müzakereyle çözülmelidir. Ama bunu seçimde hatırlayıp bir seçim malzemesi haline getirmek değil. Çağrımız burada. 2024 Nevroz'unda Tatvan'dan Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümle kavuşması için hep beraber değerli halkımız, kendi iradenizi Ankara, saray, bütün dünya duysun diye alkışlarımız ve zılgıtlarımız barış için olsun mu? Arkadaşlar, Sayın Öcalan'ın 2013'teki o önemli Nevroz mesajındaki bir cümleyi hatırlatmak isterim. Bölge halkları yeni şafakların doğuşuna şahitlik ediyor. Savaşlarda, çatışmalarda, bölünmelerden yorgun düşen Ortadoğu halkları
artık kökleri üzerinden yeniden doğmak, omuz omuza ayağa kalkmak istiyor. Evet, Sayın Öcalan'ın 2013'te yayınlamış olduğu o Nevroz mesajı hala geçerli bir mesajdır ve o mesajın gerekliliklerinin yerine gelmesi gerekiyor. Bu ülkede yaşayan farklı halkların ve inançların bir arada eşit yurttaşlık hakkı temelinde yaşaması şarttır. Ana dilde eğitim bir toplumu bölmez, bir toplumu güçlendirir. O yüzden Kürt halkı başta olmak üzere bütün halkların ana dilde eğitim hakkının sağlanması şarttır. Demokratik bir anayasa yapım sürecinin koşullarının oluşması şarttır. Ve buradan bir kez daha diyoruz ki Sayın Öcalan üzerindeki tecrit derhal kaldırılsın. Sayın Öcalan için başlatılmış olan eylem zincirinde halkın sesi duyulsun. Değerli Tatvan halkı, değerli Bitlis halkı. Evet, seçimlere sayılı günler kaldı. Biz artık günler demiyoruz, saatler kaldı. Ve biz büyük bir zafere hazırlanıyoruz Tatvan'da, Bitlis'te. Bunun için bu sayılı günlerde gece gündüz demeden hep beraber çalışarak, gitmediğimiz evlerin kapılarını çalarak, sıkmadığımız eli sıkarak, bugüne kadar bize hiç oy vermemiş olan değerli halkımızı, ailelerimizi ziyaret ederek neden DEM Parti'ye oy vermeleri gerektiğini anlatmak üzere bu sayılı günleri ve saatleri hep beraber değerlendireceğimize inanıyorum. Ve değerli arkadaşlar, sizden bir ricamız daha var ki o gün sandıkları sımsıkı koruyacağız. Çünkü biliyorsunuz AKP çalmadan çırpmadan duramıyor. Bunlar eğitimlerini sarayda aldı ya, öyle rahat duramıyorlar çalmadan. O yüzden bizler sandıklarımızı gözümüz gibi koruyacağız. Bunun için gençler, kadınlar, hep beraber var mıyız? Ve sizden diğer ricamızsa, oyu burada olduğu halde kendisi burada olmayan değerli akrabalarınızı, arkadaşlarınızı, kardeşlerinizi lütfen arayın ve deyin ki en yakın DEM Parti ilçe teşkilatına gitsin, isimlerini yazdırsın, onların Tatvan'a ve Bitlis'e gelmelerini bizler sağlayacağız, gelip burada oylarını kullansınlar. Bizler, bizi katledenlere, Rojava'daki kardeşlerimize İHA'larla, SİHA'larla saldıranlara, burada Kürtçe konuşup Ankara'da sus pus olanlara ve AKP'nin Kürt düşmanlığını bilerek gidip orada Ankara'da onunla ittifak eden Hizbu kontra güçlerine 31 Mart